أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيا arzuları kuşattı beni köle kıldım bu nefsime bedeni gör ki yorgun düştüm özledim seni hoş geldin ey 11 ayın sultan değerli izleyicilerimiz Ümmeti Ramazan'ın yeni bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bugünkü misafirimiz arkadaşım Somali'den Beşir Muhammed. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah'a şükür sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Manevi üç ayların en kıymetlisi olan 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Beşir kardeşim, değerli izleyicilerimize kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Benim adım Beşir Muhammed Muhiddin. Somaliliyim. Ankara'da Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lise son sınıf öğrencisiyim. Maşallah. Teşekkür ederim. Biliyorsun programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Değerli izleyicilerimize Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okur musun? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتْ وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ الصِّيَامْ نِصْفُ الصَّوْمِ Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin de zekatı oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. Evet Beşir kardeşim, sen Somalilisin. Biraz Somali'den bahseder misin? Kendi ülkenden bahseder misin? Tabii ki. Somali, Afrika'nın en doğusunda yer alan bir ülkedir. Ve Afrika'nın en uzun sahil şeridine sahiptir. Oradaki nüfusu 16 milyon, Müslüman oranı ise %100 diyebilirim. Maşallah, çok güzel bir şey. Yani ben de biliyorsun, Etiyopyalıyım. İki komşu, yani Müslüman ülkenin böyle iki kardeş Müslüman ülkenin komşu olması çok güzel bir şeydir, maşallah. Evet, yaklaşık 4 senedir gurbette yaşıyorsun. Ülkenden ayrı eğitim görebilmek için. Başka bir ülkede yaşıyorsun, Türkiye'de yaşıyorsun. Ramazan'ı ailenden uzakta geçiriyorsun. Bu nasıl bir his senin için? Anlatabilir misin? Tabii ki insan kendi ailesinden, kendi ülkesinden uzak durduğunda işte kendi ailesini özler, kendi memleketini özler, arkadaşlarını özler. Ama burada yine yani uluslararası bir ailem olduğunu ve yani her yerden gelen bir arkadaşım olduğu için daha mutlu oluyorum. Evet, uluslararası kardeş derken yaklaşık 65 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle yani kardeşlerimle beraber kalıyorsun. Aynı yurtta kalıyorsun. Aynı sofrayı paylaşıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "İnnemel mu'minun ihvetun fa aslihu beyne ihvaykum." Müminler ancak kardeştirler diyor. Çok güzel bir şey yani. Evet. Ramazan'a özel kültürleriniz var mı acaba? Hani Türkiye'deki Ramazan ve Somali'deki Ramazan nasıl? Aradaki fark ne? Yani Türkiye ile Somali arasında birbirinden uzak olduğu için
Yani bir zaman farklı oluyor. Yani oruç tuttuğumuz saatleri, mesela bizim ülkemizde saat 6'da iftar olurken, evet, yani Türkiye'de 8'e kadar ilerler yani. Yaklaşık kaç saat oluyor bu? 2 saat falan. 2 saat. Peki bu 2 saatin farkı seni etkiliyor mu acaba? İlk başta etkiliyordu ama evet, sonradan bir alışkanlık haline geldi. Zaman alışmaya başladı. Çok güzel. Peki Somali'de Ramazan'a özel kültürleri var mı acaba? Sadece Somali demeyelim. Yani evet, birçok Afrika ülkelerinde ve hatta diğer kıtalarda da bulunan bir meşhur yemek var. Evet. Yani onu da en başta sembus diyebilirim. Evet. İşte onu diyebilirim. İnanır mısın? Bu sambusa dediğin özel yemek bize de var. Yani yaklaşık yani birçok Afrika ülkelerinde ve Asya ülkelerinde bu yemek çıkıyor. Yani bu çok güzel bir şey. Yani birçok ülkenin benzer kültürlük olması çok güzel bir şey. Maşallah. Evet. Yemek konusu açılmışken Türkiye'de sahurda kahvaltılı çıkıyor. Birçok Asya ve Afrika'daki ülkeler sahurda ağır yemekle biliniyor. Yani etli, tavuklu, yani tavuklu yemekler ve pilav gibi ağır yemekler biliniyor. Burada ise yani Türkiye'de ise kahvaltılı bir şey çıkıyor. Bu senin orucunu etkiliyor mu? Yani ilk geldiğimde, evet, aslında daha ağır bir yemekler ülkemde yediğim için, aha, Türkiye'de de aynı şey bekliyorduk. Ama yani sonradan fark ettim ki bildiğin bir kahvaltılık çıkıyor. Aha. Ama yani Türkiye'deki insanlar yani iklim açısından yani havalar soğuduğu ya da serin olduğu için, evet, yani pek etkilemiyor. Ama sizde de sıcak oluyor galiba. Afrika'da sıcak olduğu için insanlar galiba ağır yemek yer. Ağır yemek yedikleri için biraz günün yarısında aç kalıyorsunuz. Yani, o zaman burası sizden daha iyidir. Daha kolay. Daha kolay yani tutulması. Yani çok güzel bir şey. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugünkü Ümmeti Ramazan programımız burada sona ermiştir. Bir sonraki Ümmeti Ramazan programıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.